Aleyküm aleykümselam ben diyorum da o çok çok güzel bir şekilde söylüyor, çok koyuyorum. Evet abi, özledim. Çağdaş'ın hesabına bir kere dokunduk. Ondan sonra Çağdaş Uçak kaçıncı hesabı? 2-3 mü? Bilmiyorum ki ya, bunu da. Çağdaş kim? Bizim Çağdaş mı? Altı Ayş. Eyvallah kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Eyvallah kardeşim, sen de seviyorsun. Yapaylan kapananın hesabım var, 98K nasıl açabilirim kardeşim? Nasıl açarsın? Şöyle açarsın, 83 at. Kod açar. Güzel de bir 38 at, sevmeyle. Açımla oranı yüksek, öyle söyleyeyim sana. Ama hesaba kayıtlı mail üzerinden at. 83 attığın zaman her maile düşer. Abi sizin hesabınızı da kapatabilecek birileri var mı? Var kardeşim. Ben milletin hesabını kapatıyorsam onlar da benim hesabımı kapatabilir yani. Benim yaptığım an şu an özel bir şey yok. Çağdaş'ın üçüncü hesabıymış. At diyecektim de sen anlarsın. Sen 83'ten de anlarsın. Sen bana Instagram'dan yaz, ben sana formu göndereceğim. O formu yap. Zaten formda neler yapman gerektiğini sana anlatıyor. Ne yazman gerektiğini falan. Hesaba kayıtlı mail üzerinden onu yap. Hesabın %90 açılır. Erkan abi, Mevlüt abi hesap atacaktı. Bana söyler misin, unutmasın. Alişan.klc. Aleyküm selam kardeşim. Ne hesabı atacaktın ki ben? Bilmiyorum. Hesap atacaktı yazmış. Kim o? Alişan nokta... He, doğru. Aynen. Aleyküm selam kardeşim. Kardeşim mesajlara bakamıyorum. Instagram'da gerçekten çok fazla mesaj var. Hani haddinden fazla mesaj var. Girdiğim zaman çıkamıyorum oraya. Abi tamam, bana hesabı ver. Aleykümselam kardeşim. Mustafa, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben ilkokuldan beri bu sanaldan para kazanıyorum. Hem miktarını söylemeyeyim de. Kazanıyorum ama yani. Da biz bu işi para için yapmıyoruz yani. Eyvallah kardeşim, iyi akşamlar. Sen bana Instagram'dan yaz. Zaten mantıklı bir şeyse kardeşim, inanılır bir şeyse ben onu görür sana cevap veririm. YouTube'a girip tekrar onu başlatsana. Güzel soracaksınız. Sağlam sorular, güzel sorular, mantıklı sorular. Instagram pek kullanmıyorum kardeşim artık. Biz genelde WhatsApp'tayım biliyorsunuz. Alişan söyle der şimdi. İbrahim sor bakayım. Yazan çok oluyor, göremiyorum. Bu işi seni yönlendiren ne abi? Bu işi beni yönlendiren... İlkokuldayken başladım ben bu işi. İneklerini çalmışlar. Facebook vardı o zaman. Facebook hesabımı çaldılar. İnek yüzünden girmiş. Facebook hesabımı çalınca ben de bu işlere başladım. Sonuç bu. Ama yani ben şöyle söyleyeyim. Ya ben her zaman diyorum ya, ben bu son bir seneye kadar yani iyi taraf, hani iyi taraftı, kötü taraftaydım. Daha yeni hani bu seneye kadar
İyi tarafta yani olmaya başladı. Kötü, ya işte hani bizim yaptığımız şeydi. Nasıl anlatayım ki size şimdi? Bu alanda bilgili olduğunu düşünen insanları ekliyorduk işte. Aynen. Hani Çertener gibi. Adminle. Şimdikiler nasıl satayım? Teyzeler, amcalar, neneler. Aynen. Bir Forex muhabbeti çıkmış. Canı sıkan herkes orada. Sabun satıyor mu hemen bile dolandırıyorlar milleti. Ev kadınlarına iş diyor. İş derken dolandırıyor. İhtiyacı olanı yapıyorlar bir de. Kardeşim ben sanalcı değildim. Yani sanalcı çok saçma bir kelime. Sanalcı nedir ben bilmiyorum da yani böyle bir saçma sapan şeyler diyor. Bak ben size örnek şöyle bir örnek vereyim. Ya sana alemde çok takılan işte o anlamda ya, diyorlar bunlara. Biz Hakan Şükür sayfasını aldık mesela. Hakan Şükür'ün resmi sayfasını biz aldık. Biz aldığımızda orada Erkan FETÖ'cü zaten ya. Biz. Yani koymuşum onu artık hiçbir şey yapamaz bana. Adamın hani Instagram hesabını kapattım, eşinin Instagram hesabını kapattım. Kendi Instagram hesabımda yayınladım yani. FETÖ'cü seni kapattım diye. İşte bu arkadaşımız yani Hakan abimiz daha FETÖ'deyken ona sayfasını biz indirmiştik. Ama Erkan Günüzak diye paylaştık. Sonra da Ayıldız Sim'e sattık. Mehmet yani, abimiz de suçu üstlenmiş sağ olsun. Kim FETÖ'cü değil ki. Ülkenin %90'ı FETÖ'cü. Abi formlar eskisi kadar kolay şekilde açmıyor. Niye biliyor musun kardeşim? Kullanmayı bilmiyorsun. Kullanmayı bilmiyorsunuz. Bir de bizim bu Türkiye'deki böyle genç kardeşlerimiz var ya. Hani bir şey çok yapıyor böyle. Bir şey dağıldığı zaman aşırı derecede dağılıyor. Ulan bakıyorsun yurt dışında. Örneğin Amerika'ya bakıyorsun. Amerika'da en fazla yani normal VPN'si bahsediyorum. Normal en fazla girecek form sayısı 1000 tanedir. Ulan bizim ülkeye bakıyorsun 100.000 tane var. Adminler ne yapsın? Erkan abi Türk hesap vursak ne oluyor? Onunla bilgilendireyim seni kardeşim. Şimdi Facebook hesaplarına giriş yaptığın zaman otomatik olarak mail adresine yani Facebook hesabına bağlı mail adresine IP adresi düşüyor. Örneğin İstanbul'dan şu IP'den giriş yapıldı diye. Ama Instagram'da öyle bir şey yok. Instagram'da bir hesaba giriş yaptığın zaman senin mail adresine IP adresi düşmüyor. Sadece diyor ki İstanbul yakınlarından giriş yapılmıştır. Ama Facebook öyle değil. Facebook direktmen IP adresini mail adresine atıyor. Ben bu yüzden rahat bir 20-30 tane dosya yemiştim. Ama dosya yiyeceğimi bile yaptım bu işleri zaten. Yani Instagram hiçbir şekilde IP adresi vermiyor. Yani birisinin Instagram hesabını çaldığınız zaman paket olacağını da sanmıyorum. Çünkü IP adresi vermiyor. Hani savcılık sizi neyle suçlayacak? Suçlayacak bir IP adresi yok. Sabit bir IP adresi yok yani. Instagram hesabı çalsam beni yakalarlar mı? Instagram hesabı çalsam beni yakalarlar mı? Sen mi soruyorsun? Çocuklardan biri soruyor. Yakalarlar kardeşim. Asarlar seni. Kaç kere karakolluk oldun? Ne oldu bu ya? Aleykümselam kardeşim. Numaramı söyleyeceğim ulan bir kere. 0555 098 3979. Ateşli sohbetler için arayın. Yazan olursa cevap vereceğim. Mevlüt abin hemen yanımda. Facebook istasyonu hoş geldiniz. Türkiye Odalar ve Baslar Birliği. Ulan siz olarak çok çakalsınız. Ben kime neye şart koşuyorum ki? Kardeş merkez yorum yazmış zaten bunlara. Abi takipten hesap kapatılmış. Kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Bazı takipten hesaplar kapanıyor. Kapandığı zaman milletin yaptığı hata tek şey şu. Hesaba kayıtlı mail adresi üzerinden form atmıyor da hesaba kayıtlı mail adresi hani farklı bir mail adresi var. Kayıtlı değil hesabı. Gidip o mail adresini yazıyor, form gönderiyor. Yani bu yanlış bir şey. Hesaba kayıtlı mail adresi üzerinden her zaman bir işlem başlattığın zaman 10-0 öndesin. Doğru yaptığın sürece açılmama ihtimali yok. Hani gidip sen de orada zaten şeyi istiyor, hesaba kayıtlı mail adresini istiyor. Senden gidip farklı bir mail adresini istemiyor. Sen hesaba kayıtlı mail adresi üzerinden bir işlem başlatırsan hani zaten yani sana red verme şansı %0 öyle söyleyeyim sana. En kötü sana der ki böyle böyle sonuç bu der.
Ya da 83 attığın zaman sana 5 maddi atar. Der hesabın kapandı der. O yüzden bir hesap kapatıldığı zaman değil 9'a girin, 1.38'e girin, güzel bir SM yazın, VPN ABD olsun. Hesaba kayıtlı mail üzerinden işlem başlasın, yani formatın. Kardeşim 38 etkili. 38 her şeyi etkili. 38 normal telifi etkili, illeri etkili, cinseli etkili, taklit etkili. Hani 38'in olmadığı bir, etkili olmadığı bir şey yok yani, öyle söyleyeyim sana. Her bir fiyat fark etmez kardeşim. Sadece ABD olsun yeterli. Kuramı uzantı olarak ekleyebilirsiniz bile yani. İlla bilgisayarda yüklü olmasına gerek yok. Ya zaten hani orada millet sanıyor ki abi VPN oldu, VPN'ini attım %90'a çalışacak, öyle bir saçmalık yok. Orada yazdığınız sevme önemli. Sizden istenen bilgiler önemli. Kırklarından selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. Abi kendini nasıl geliştirdin? Kısa bir açıklar mısın? Kardeşim ben kendimi nasıl geliştirdim? Ya okuyor okuyor yapa yapa hani ne bileyim. Sürekli ben bilgisayarın başındayım. 7-24 bilgisayarın başındayım. Bir şeyleri araştıra. Yapa yapa yani. Öyle söyleyeyim. Kimseden bir şey öğrenmedim ben. Ya zaten benim bildiğim her şey bu Google'da yazıyor yani. Aklınızdaki her şeyi yazabilirsiniz. Örneğin ne yapın? Taklit'in hesabım kapatıldı. Git bunu Google'a yaz zaten. Taklit'ten dolayı hesabım kapatıldı. Nasıl açarım de. Senin karşısında binlerce video çıkıyor. Senin karşısında binlerce konu çıkıyor. Senin karşısında binlerce form çıkıyor. Sadece hayatından bir yarım saat ayır. Bu formların hepsini teker teker oku. Emin ol. Hani kendine birçok şey katarsın. Kral sesini hiç medyacı birinin sesine benzemiyor. Ama Mevlaç abinin sesi 50 yıllık mapus yatmış adamın sesi gibi. Adam doğru söylüyor. Kardeşim sadece benim yaptığım iş bu. Ya bak ben şöyle söyleyeyim. Biz bu işi zevkine yapıyorduk. Hani benim yaptığım işi birçok kişiler bilir. Hani ben şöyle söyleyeyim. Hani Mehmet İshak Terli falan diyorsunuz ya. Ayıldısın diyorsunuz ya. Benim Mehmet abiye sorun. Hani benim Mehmet abi gibilere sorun. Eski insanlara sorun bunu. Hani benim ne kadar... Yani nasıl bir insan olduğumu az söylerler size. Yani benim eskiden ismim, resmim hiçbir şeyim yoktu. Sadece bir Atatürk resmi vardı bende. İsmim de Fırlama Arap'tı. Hani Erkan Müzat yoktu ya da benim yüzümü kimse bilmiyordu. Ben yapacağımı yapardım. İsmimi koyar çıkar giderdim. Çağırtın arayı tanır mesela. Mirat Çağrı Aktaş. Kimler? Evet. Spora mı başlayacağım kardeşim? Ya ben şimdi spora başlamaktan kaçınıyorum şu şekilde. Ben spora başladığım zaman hani beslenme olsun ne bileyim her şeyi 24 yapıyorum. Hani her şeyi full time yapıyorum, o yüzden sıkıntı oluyor benim için. Hani sabah kalkacaksın, o tonayı yumurta yiyeceksin ne bileyim, antrenmana gideceksin. Geleceksin protein alacaksın, karboy alacaksın. Neden mavi tik almıyorsun kendine? Ben şöyle söyleyeyim, ben Instagram'ı kapatmayı bile düşünüyorum. Hani ben göz önünde olmayı seven bir insan değilim. O yüzden mavi tik, göz önünde olmak bize göre değil. Aha bak, göz önünde olacak adam mesela bu. Ne şuna? Ben fotoğraf yüklemeyi bile bilmiyorum Instagram'a. Biz göz önünde olduğumuz zaman sıkıntı yani. Fotoğrafçı değilim kardeşim, fotoğraflarım da hani güzel değil. Çok güzel fotoğraf çekemiyorum. Örnek story motoru atmayı da bilmiyorum fazla. Çünkü bunlara ayıracak vaktim yok. Çok emek istiyor yani. Ben de çok güzel fotoğraf çekenler var. Nasıl? Yapacağım. Uğraşamam işte. Veysel Demir'le aram nasıl? Veysel Demir'le aram iyidir kardeşim. Bir sıkıntı yok. Senin bir sıkıntı yok. Şunu atsana ya tekrar. Bir saniye. Demir'le, Facebook'ta staja başlayacağız. Al. Aynen.
Ya kimin hakkında ne düşünüyorsun, şunun hakkında ne düşünüyorsunuz onları sormayın, ciddiyim sormayın. İnşallah kardeşim. Yok kardeşim, İstanbul, Gazi Mahallesi. Yalçın var ya, sen çok çakalsın lan. Bu işe ilk başladığında çevrenin tepkisi neydi? Ben bu işe ilk başladığımda babamdan çok dayak yedim. O zaman ünlülerin hesaplarını alıyorduk. Birçok ünlünün hesabını aldım. Yaşta küçük olduğu için sabit IP adresinden buluyorlardı yani. İnternet kim üzerine kayıtlıysa direkt bana arıyorlardı ya da ev telefonu arıyorlardı. Ev telefonu babam açıyordu ve güzel dayağı yiyordu. Sonra sayfaya geri veriyorduk. İstediğim bir hesaba. Değişir. Bakmam lazım. Bağlantına bakmam lazım. Ufacık bir bağlantı. Bak, beş parmak gibi düşün. Ben buna eriştiğim zaman bütün kolları eriştirim. Bütün vücudu eriştirim. Ufacık bir bağlantı vermen yeterli bana. Diyorum ya, biz admin avlıyorduk. Hani ben öyle ne bileyim, şimdi yapıyorlar fakir sprint. Sallıyorlar, otoya koyuyorlar, otoya koyuyorlar. Yok. Her şey bunu. ...39-79. Bak, bu son söyleyiş. Sen koydun mu? Nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim sana. Ya bak, ben şunu söyleyeyim. Onu söylemeyeyim de, onu söylersem ayıkılır, anlaşılır. Normal bir tane Instagram hesabı olsun, tamam mı? Kişisel resimleri olsun. Ama bayağı bir resmi olsun, böyle 100 tane resmi olsun. İçinden bir tane resmi seçebileyim yani. Ben o hesabı 1,5-2 ay süresinde, 1,5-2 ay süre içinde kendime çekerim. Hiçbir şeye gerek yok. Sadece ama Instagram'la... süre geçebilir. Bak. Aynen, süre geçebilir. Sadece Instagram'la mailleşerek. Direkt Instagram kendisi bana sıfırlan bağlantısını atar. Bu hesap kaç bin olursa olsun, mavi tikli hesap bile olsun.
Çok uğraştırıcı bir şey ama. Aynen, çok uğraştırıcı bir şey. Ama istediğim hesabı alırım yani. Alamayacağım hiçbir hesap yok. Aha, bu kadar da büyük konuşuyorum. Tabii, hiçbir şeye gerek yok. Çok çok ünlü hesaplar var. Ya çok çok ünlü hesaplar kalkıp bana öyle 10 milyon 15 milyon sallar. Bak 10-15'e gider. 10-15'e gider de 20-30 milyon 40 milyon üstüne sanmıyorum. Bence 10 milyon da zor ya. Ya 10 milyonu denerim. 10 milyon da zor. Ama Türkiye'den istediğim hesabı alırım. Bak Türkiye'yi affetmem. Aha Türkiye'de ne kadar ünlü varsa, hani böyle takip sayısı yüksek olan varsa alırım. Rahat, çünkü anlatabilirim derdim. Yabancı bir hesap üzerinden iletişim kuramam da. Ama işte çok zor yani. Alma ihtimalin de var. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de kimlikte... Çünkü niye dersen hani o kişiden bağımsız bir şekilde hareket edeceğim. Tamam da şimdi şöyle bir şey var. Bak şunu düşün. Yurt dışında mesela kimlik yapıyorsun ya. Aile faf kes mesela şey, kimlikler farklı oluyor ya. Ne bileyim, ehliyet kimliği farklı oluyor. İşte normal kimlik farklı oluyor ya. Bizim Türkiye'de kimliklerin hepsi aynı. Benim sadece yapmam gereken, sen biliyorsun, sadece o kimliği, iki tane kimliği yedireyim yeter. Ama o iki işte, tane kimliği yedireyim yeter. İşte eşleşecek eleman bulman lazım. İşte hani böyle sağlam bir şekilde i̇şte o çok üzerinde. Uğraştıracak, çok uzun bir şey. Çok uğraştıracak ama yapılır. Şey gibi işte, eskiden hani kodla alıyorlar diye hesabı. Sahte aynen. Kişilerle, aynen. Aynıymış benzer kişilerle. Aynen öyle. O tarz bir muhabbet işte. Yorumda herkes var ya, herkes hacker oldu. Herkes sayfa çalınır, şöyle çalınır, şöyle hesap çalınır. Sıkıntı ya bütün herkes. Bu işe çalınır. Girmeye tetikleyen olay neydi? Aleykümselam. Ve aleyna aleykümselam. Şamın hesabımı geri alamadım. Su iç. Ama öyle eskiden basitti de. Kardeşim, mantıklı sorular sorun, cevaplayayım. Hani bana soruyorsunuz ki, bana öyle bir şey soruyorsunuz ki, hani bu yayından çıktıktan sonra herkes sayfa çalabilsin. Herkes arkadaşlarının hesabını kapatabilsin. Hani kurban oldum, öyle sorular sormayın. Hani mantıklı sorular sorun, başım gözüm üstüne. Şey, yayında metot, hani metot bekliyor. Hani millet sanıyor ki ben yayından çıktıktan sonra termometör olacağım. Yok öyle bir şey kardeşim. Dün Kaan şey demiş. Abi not defterini aldık, canlı yayını bekliyoruz. Allah Allah. bak onun için sana Sezer, tek şunu söyleyeyim. Kardeşim, Instagram'ın ilkeleri var. Ülkelere göre normal bildiğin ilkeleri var. İşte ihlal kuralları var. Bunları teker teker okuyun. Zaten orada her şeyi anlatıyor. Diyor ki, işte örnek, şu madde ABD'de daha geçerlidir diyor. Ya da diyor ki, ikinci madde Almanya'da daha geçerlidir. Hani senin sorduğun soru formdan forma ya da kapatılma sebebinden sebebe ya da gireceğin işlemden işleme değişir. Kadir, senin yayını alayım mı lan? Al. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Tamam, yapacağım şey. Ne haber abi? Eyvallah kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Allah iyidir. Tanıdın inşallah. Tanıdın mı? Kadir işte. Bizim Kadir. Tanımaz mıyım Kadir? Tanımadın değil mi en başta? An yok. Öyle bir sordun ki. Tanıdın mı dedin. Beni şoka uğrattın. Ne yapıyorsun abi? Eyvallah keke. Sen ne yapıyorsun? Allah ne yapalım. Oturuyoruz. İşler güçler. Ya bu yorumlara yazıyorlar da gençler. Bazı arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz. Hesap nasıl çalınır işte. Hesap nasıl kapatılır. Senin sözün aklıma geldi geçen. Hangisi? Gençler, şimdi kimseden bir beklentiniz olmasın. Şimdi ben size açık konuşayım. Yani kimse size hiçbir şey öğretmez. Bak ben 4 yıldır bu ortamdayım. Kimseden bir beklentiniz olmasın. Hiç kimse öğretmez yani, onu size söyleyeyim. Bir şey yapacaksanız kendiniz araştırın. Ya herkes hacker olacak diye bir şey yok. Herkes medyacı olacak diye bir şey yok. Bize fırıncı da lazım. Bize bakkal da lazım. Bize her şey lazım. Ama kimsenin, affedersiniz, sikiyle gerdeğe girmeyin. Hanımefendiler takip ediyor, ablalar takip ediyor. Oo, arkada kim var ya? Sen geç, ben çay yapayım. Reis tıraş olmuş. Aynen kardeşim. Ne haber abim? Kadir, yüzünü göstersen oğlum. Kül tablosuyla mı konuşacağız? Abi kimseye yüzümü göstermiyorum normalde ama dur göstereyim. Kimse yüzümü göstermiyor. 100 kişi var lan orada.
Aa, böyle ya, yüzünü görelim. Eyvallah abi. Bu karıyı ne yapacağız? Biz sözleşme istiyordu ya. Yani nasıl bir sözleşme yapabilirim ki ona? Hiçbir fikrim yok. Tam söyle, o sözleşmeyi o yapsın. Hazırlasın, imzalayalım. Ne? Harbi Aynen, şirket kaşesini de vuralım. Var mı hisse sahibi olan medyanın kaşesi? Var var. Var. Sıkıntı yok ki. Öyle yapalım, dur yazayım kendisine. Ama fiyatı yükselteceğini zannetmiyorum. Sıkıntı yok ya. Açalım da. Tikli ama ha. İşte ondan korkuyorum zaten. Kim ya, tiksinirse? Nasıl bir ihlal yaptı? Tiksinirse kabul etmiyor bu arada, haberin olsun. Tiksinirse kabul etmiyor mu? Hı. Tamam, o zaman kabul etme. Biz de işe almıyoruz kardeşim, öyle söyle. Ya muhabbet mi? O iş sakat alan. Biz hesabı açtığımızda o doğrulama gelmeden para alamayız ondan. Ama 6000 dolar veriyor yani, haberin olsun. Tamam kardeşim, konuşuruz o zaman. Ya dedim. Ben dedim kendisine, dedim bizim referanslarla konuşturayım sizi, asistanla falan diyor. Buna ihtiyacım yok diyor. Bana bir güvence verin diyor. Yeter diyor. Güvence daha başka ne vereyim dedim sana. İstediğin güvence adımız. Diyorsun ha? Oy oy. Oy. Keki, buralar yavaşsın ha. Abi hiç sorma ya. Ölümüz, üzerimizde bir ölü toprağı var. Hala ben de çözemedim. Çıkar çıkar, düzelir. Das ne yazdı bana? Allah Allah. Valla. O ne yaptı? Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Ya şey diyor işte, işlem varsa getir falan ayağı yaptı. Oğlum ıh lan ıh Kadir. Ya işte dedi yüksek pay veririz bilmem ne ayağı. Ahmet kardeşimizdir ya. Diyor bilgisayarın başına geçsem her şekilde açarım diyor. Ahmet mi? Hmm. Açar açar. Harbi mi? Hiç zannetmiyorum. Açar lan açar. Vallahi açar dediğinde sesi sallam biraz güldüm ama ayıp oldu ona da. Şu an yanındaysa kusura bakmasın. Yok yok açar. E kendi hesabı olsun açar da başka bir hesap için o kadar uğraşmaz yani. E diyor ön ödeme olmadan kabul etmiyorum dedim. Benim işlerimin hiçbirinde ön ödeme yok. Haberin olsun, ben dakikayı pasladığın gibi paslayamam sana. Erkan abi bilgilendirme ne zaman acaba? Kardeşim bilgilendirme için benim yan profili sizinle paylaşacağım. Bütün sosyal medyacı arkadaşlar oraya gelecek. Her tamam, akşam bunları not defteriyle beklemiştim. 2-3 gibi böyle güzel bilgilendirmeler yapacağız. Hani böyle ne bileyim. Hatta var ya da hani güzel şeyler var aklımda. Ama bu profilde olmuyor. Sizin ağzınız çok bozuk. Ben de bozuyorum. Ben de bozuyorum. Hani bu sefer terbiyesiz olan ben oluyorum, olmuyor. Şu an elimizde iş vardı abi işte. Fiyatta anlaşamıyoruz, güvence veremiyoruz. Bayağı sıkıntı var ya. Nasıl halledeceğiz ben de bilmiyorum. Yoksa elimizde iş var ha, vallahi var. Bak Ömer'de de bir tane 800K var mesela cinsellik. Ona da bir güvence veremedik. Karı da, o da tutturmuş sözleşme. Ömer diyor ne yapalım? Ne bileyim dedim, ne yapalım. Benim bir çözümüm olsa herhalde kendime yaparım. Kelin ilacı olsa kafasına söyler. Allah Allah. Siz hala aynısınız. Kişisel mi? Ömer'le hala aynısınız. What? Siz Ömer'le konuşmayın. Ömer sadece sayfaya baksın. Ömer benle denk olamaz zaten. Ayrı bir konu. Ben size bir şey demiyorum keki. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Söyle bakayım. Şu an bir 15K dolarlık iş var. Aynen. Selamünaleyküm'e bir şey yaptırın kardeşim sende. Dur. Bir dostumuzun hesabı yurt dışından gelmiş. Çocuk diyor ki bana ne kadar komisyon verirsiniz? Ön ödeme istemiyor. Tamam. Mavi tikli 1 milyon üstü. Neyden kapalı? Tamam bak. Cinsellik. Bir dakika ödememi isterim kardeşim. Bakacağım. Kayıtlı mail falan her şeyi verecekler. Kapanır. Nasıl biri çocuk?
Tamam. Güzel birisi. O çocuk sen misin lan? Yok lan, yok valla. Ben de olsa şu an durur muyum ben yerimde? Konuşuruz, konuşuruz. Ve işte dedi bana güzel bir pay verin dedi. Birkaç kişiye gitmiş de saçma sapan fiyat vermişler çocuğa. Diyor bana güzel pay verirseniz size getireyim diyor. Ön ödeme istemiyorum diyor ama yalnız tek silinmeyecek diyor. Şartım o. Biliyor musun ama? Biliyor musun bilmeyi? Hangisi? Bahsettin bilmeyi. Yok, duymadım abi. Yok, onun haberi yok. Daha ben bugün duydum da söylemedim daha. Konuşuruz ya. Dede tamam. İsterseniz hesaba gelip elden de teslim alabilirim. Elden de ödeme yapabilirim. Sorun yok. Müşteri devamlı müşterim diyor. 1 milyon üstü diyor hesap. 9 aydır kapalıymış. Ha, açalım. Gelecek elden mi teslim alıyormuş? Yok. Aynen. Elden teslim alabilirim diyor. Elden de para ödeme yapabilirim diyor. Yani güvensiz yani. Sorunları varsa onların. Yerin belli, yurdun belli diyor. Kartal'da ofisleri var. Kim ki bu? Türk mü? Hı. 900 şey 1 milyon cinsellikten mi kapanmış? Aynen. Yabancı. Çocuk Türk, müşterisi yabancı. Hı. Ben aracıyla yapmam ki. Konuşuruz. Yok. Müşterinin numarasını dedim verir misin falan diyor. Fiyatta anlaşırsak benim komisyonumu güzel tutarsanız müşteri sizin olsun. İş benim umurumda değil ama benim paramı verin diyor. Konuşuruz. Bakarız onu. Ben dedim Erkan abiye yaz diye. Dedi yok, Erkan abilerle muhabbetim yok diyor benim samimiyetim. Bir ara Instagram'dan sana yazmış da bakmamışsın. Sonra geri çektim diyor, vazgeçtim. Sen bir bak dedi çevreye, açan varsa. Dedi komisyonu da... Hı? O pezevin kim? Ya adını söylemeyeyim şimdi. Ben dedim Erkan söyle. Abiyle konuşurum diye. Söyle, soy ismini de söyle. Yok yok şimdi öyle sorun söyle. Olmasın. Öyle yayındadır olsun. Da şimdi zaten dur bakayım. Hatta yayında aynı herhalde. Ulan doğal seni rezil etmeyeceğim. Kardeşim ben muhabbetler oyuncu oluyorum. Ben hani şu kafaya giriyorlar. Yok Erkan abiye golü yazdım. Erkan abiye cevap vermedi. Yok şudur budur. Ulan pezevenk. Hani bak konuşamıyorum. Sana kendimi anlatamıyorum da. Ulan gel benimle bir şu bilgisayara bir otur. Şu bana Instagram'dan yazan sayıya bir bak. WhatsApp'tan yazan bir sayıya bak. Ya hani... çocuk kötü bir şey söylemedi dedi. Yazdım bakmadı. Ben de geri çektim diye. Dedi istersen sen bir konuş dedi. Yani bana bakmadı diye yani dedi sen bir konuş istersen. Benim samimiyetim olduğunu biliyor ya sizinle. Sıkıntı yok. Hep konuşuruz onu. Bu Ömer'e yazmış. Ömer diye birisi var ya. Hangi Ömer? Bu 7.3 milyon bir hesabı var tikle. He. O demiş biz açarız diye. 4K doları açarlarmış. Çocuk da güvenmiyor işte. Boş ver. Az para değil abi. Şu an 15K konuş. Dolar 200 bin lira yapıyor. Sen konuşuruz bu muhabbeti. Bilmiyorum. Ben onu hazırlamadım ha. Abi elindeki dövmeyi bir göstersene ya. Vallahi merak ettim ha. Gül dövmesi mi o? Aynen keke. Daha parmaklarda ne yazıyor? Burada hızlı yazıyor. Burada doğum tarihim. Daha bitmedi. Kaplatacağım yani. Buradan böyle tamamen kaplatacağım. Anladım bunlar... abi. Peki yani. Bu Mevlüt abinin bu tarafında bir tane hatchet gibi bir şey yazıyordu. Hackerlıkla ilgili. Orada ne yazıyor abi? Onu da merak ettim de fotoğrafları da okuyamadım. Orada çok şey yazıyor. Bayağı bir şey yazıyor. Onun kolu bayağı dolu ya. Onda rahat bir 15-20 tane deme vardır yani parça parça. Aa, para konusuna gelince yorumlara yazmışlar. Reis aylık ortalama gelirin ne kadar? Bir şeyler kalıyor işte ufak tefek. Sormayın fazla. Kazanmıyoruz yani. Lan. Yok abi valla sosyal medyacı da dediğin fırıncı gibi bir şey fazla bir şey kazanmıyor. Günde var ya. Aleykümselam Alper abi hoş geldin. Günde rahat 50 tane hesap açarım. Hani 50 tane demeyeyim de en kötü yani başkanla beraber oluyordur yani böyle. Olduğu günler de oluyor. 50 tane rahat hesap olur. Yani en kötü diyeyim 20 tane. O 20 tane hesaptan rahat 15 tane ücretsizdir. Aldığımız işlemden yarısından çok ücretsiz yani. Bence almamanız lazım abi. Niye lan? Mevlüt abinin sözü çok doğru. Kurumsallığı bozar abi. Sen nasıl sözler kullanıyorsun?
Sen ellerinde para var, sen boş ver böyle işleri. Düşünsene telaş yapmışlar. Hesabında dolandırıcılık yapılıyor. Hiç bu işlerden anlayamıyorum. Kapatıyorum, geçiyorum. Abi bir dakika, yarım dakikalığına düşeceğim yayından, bir dakika, bir dakika geliyorum hemen. Tamam. Alo. Şimdi bir dakika. Ben onu hala hazırlamadım. Sağlık kayıtlı olan son 0123 dedi. O şu an bile hesapta ekli olan. Ama bunun kurucu maili de son 01 olan. Şimdi aynen duydum kardeşim tüm iç muhabbeti. Siz işlemi verdiğinizde bu iki maili de verdiniz mi, yoksa sadece bir tanesini verdiniz? Yan profilim mi? Benim profile gir kardeşim, Erkan yaz. Orada da resmi profil ismi olan 100 binlik bir hesap var. Evet. Ondan bahsediyorum. Kadir, 5 dakika yayını kapatacağım çünkü bir yarım saatlik bir işim var. Onları halledeyim. Hallettikten sonra yayın açacağım. Saat 12:01 gibi böyle. Daha rahat kafayı açarız. Evet, yani şimdi aleykümselam kardeşim. İçin onaylamadınız. Hani, kapandığı zaman bilgilerinizi indirin diye bir şey karşınıza çıktı mı? Aynen, tamam. Aynen. Aynen bu şekilde. Onayladınız değil mi? Telefon numaranızı falan yazdınız mı? İzzet Reis gelmiş. Sülöp tanıdım lan, biliyorum. Şimdi hesapta kayıtlı olan dediğim gibi 0123 001 olan da bu hesabı açtığınız mail. Aleyküm selam İzzet. Şimdi neden kapandığını görmediğimiz için. Aleyküm selam kardeşim. Yani işlem uzun sürebilir. Hatice abi. Yani 2000'de de açılabilir, 15-20'de de açılabilir. Ya şimdi şöyle, doğrulamayı yapmadıysanız iş bayağı bir zor oluyor. Yani açılmaya da bir. Şimdi bakacağım ben ona, birkaç işlem, onlara bakacağım, size bilgi vereyim. Adam çalışıyor kardeşim, vereyim not. Bizde herkesin hesabını kapatıyorum ya. Bak, o metodu burada paylaşacağım. Bütün sosyal medyada birbirinin hesabını vursun. Örneğin şifrenizi bilseydiniz. Normalde 15 dakikalık bir işlemdi. İşi bilen birine yaptırsaydınız. Gör beni diyorsun. 28.07.6 Android, iOS. Hesabım da fake'in. Bak, o yüzden cevap vermiyorum ben size. Kayıtlı parolalara baktınız mı? Sanırım otomatik. Aleyküm selam dostum. Gençler, ben yayını kapatıyorum. Bir yarım saat, bir saatlik bir işim var. Yani ondan sonra açarım. Kaydetmemişsiniz o zaman. Rahat rahat konuşuruz. Yani kaydetmemişsiniz parolalarda çıkar. Merak ettiğiniz şeyler varsa onlara cevaplarız. Peki yani Instagram hesabınıza giriş yapıp çıkıyor muydunuz hiç yani? Kardeşim böyle bir yarım saat, bir saat açarım yani. Az bir işim var onlar. Aleyküm selam kardeşim. Bir yarım saat, bir saate görüşürüz. Abi Meko abi neden Kıbrı'ya karşı? Kardeşim Kıbrı'ya ben de karşıyım. Kıbrı öğrenen diyor ki ben sosyal medyacıyım, ben hackerım. Hani kimliği, hani kimlik ne bileyim. Taklit, hani kimlikten taklit yollayabilen herkes. Ulan var ya bak, harbi söylüyorum, herhalde söylemiyorum, boşver, kalbiniz kırılacak yine. Hani o konuya ben de karışayım kardeşim. 41 yönden herkes diyor ki ben hackerım diyor, gidiyor milletin hesabını kapatıyor, kızların hesabını kapatıyor, ona buna salça oluyor. Ulan 41'di lan.
Eyvallah Köke. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Yarım saat, bir saat açarım tekrardan. Siz de aklınıza takılan sorular varsa ne bileyim formla ilgili, SM ile ilgili. Yani mantıklı sorular sorun ki ben size cevaplayayım. İhlal durmak zor mu kardeşim? İlk önce hani ihlallere bak. İhlal ilkelerini oku. Teker teker bir oku. Ondan sonra bir hesaba giriş yaptığın zaman hangi gönderide ihlal var? Kullanıcı adında mı ihlal var? Ne bileyim açıklamada mı ihlal var? Yorumlarda mı ihlal var? Bunları rahatlıkla anlayabilirsin. Bunları anladıktan sonra listenin hesabı rahatlıkla vurabilirsin. Ya en kötü sana şöyle söyleyeyim. İhlal girmeyi sağlam biliyorsan, yani şahsen ihlal girmeyi sağlam biliyorsan, her şeyi yaptım olmadı. Giderim ve hesabı 200-300K bot takipçi atarım. Bir gecede hızlı böyle. Sabahına da güzel bir SM girerim. 20-30 tane ihlal. O hesap 38 açılmaz yani, öyle söyleyeyim ondan sonra. Sıkıntı yani. Ben kapattım gençler. Yarım saat, bir saate görüşürüz.